Şimdi örnek 24'te ne demiştik? Hemen uygulayalım. 1. Taban sıfırdan büyük olacak. Taban sıfırdan büyük. X eksi 2 büyük 0. Üst sıfırdan büyük. 5 eksi x büyük 0. Ve taban sıfırdan, şey birden farklı olacak. X eksi 2 farklıdır 1. Buradan x büyük 2. Buradan 5 büyük x. Buradan da x farklıdır 3. E şimdi bu üçünü birleştirdiğimizde x 2 ile 5 arası farklı 3 olacak. Yani 2, 5 kapalı açık aralığından, 2, 5 açık aralığından kapalı değil. 2, 5 açık aralığından 3 tam sayısını çıkaracağız. İşte çözüm kümemizi belirledik. Evet, örnek 25 arkadaşlar. Fonksiyonun en geniş tanım kümesi. X eksi 2 büyük 0. Birinci eşitsizliğimiz. Bir de x kare eksi x eksi 12 büyük 0. Bir de x eksi 2 farklıdır 1. Şimdi bu söylediğimizi tablo üzerinde değerlendirelim. İkili tablo şeklinde. Şimdi burası x eksi 2. Bunun da köklerim. Evet, 4'e 3. 4'e 3 x x eksi artı. Köklerden biri bunun kökü de x eşittir 2. Şimdi köklerden biri 2. Diğeri eksi 3. Küçükten bir'e doğru yazalım. Evet, biri eksi 3, biri 2, bir diyelim 4. Şurası eksi sonsuz, artı sonsuz olsun. Diğer denklemde bu sıfırdan büyük x kare eksi x eksi 12 büyük 0. Bunun kökü eksi 3 ve 4 de diğerinin kökü. İşaret artı ile başladığımız için artı artı kökte işaretini değiştirdik. Evet. Diğerinde yine işareti artı olduğu için artı eksi eksi kökte işaretini değiştirdik. İkisinde de sıfırdan büyük. Kırmızı ile tarayayım ben. Sıfırdan büyük olan yer şurası. Diğerinde de alttaki eşitsizlikte de sıfırdan büyük olan yer. Burası. Evet, ikisinin ortak çözümü şu kısım. Yani 4 ile sonsuz açık şeklinde çözüm kümesini belirleriz. Peki bu aralıkta şuradaki x farklıdır 3. 3 var mı burada? Yok. O zaman direkt bunu söyleriz. Olsaydı çıkaracaktık. Evet, örnek 26. Yine bir eşitlik sistemi çözümü. Mantığımız yine aynı. X eksi 2 büyük 0. X eksi 2 farklı 1 olacak. Rengi değiştirelim. Bir de x eksi 1 bölü 6 eksi x büyük 0 olacak. Yine bir eşitlik sistemi çözümü. Buradan gelecek kökler x eşittir 0 eşitlediğimizde 1, x eşittir 6. Yukarıdan da x eşittir 2 gelecek. Hemen tabloda yine değerlendirelim. X dedik. X eksi 2 büyük 0. X eksi 1, 6 eksi x. Evet, kökler 1, 2 ve 6. 1 ve 6 alttakilerin kökü, 2 üsttekinin kökü. Bir de x burada ne gelecek arkadaşlar? Farklıdır 3. Çözüm kümemizde kalırsa atacağız. Bunun işareti artı. Artı, artı, eksi, eksi. Diğerin işareti yukarısı artı ama aşağısı eksi. X'in işareti eksi olduğu için eksi, artı, artı, eksi. Büyüktür 0. Kırmızı ile işaretleyelim. Sıfırdan büyük olan yerleri tarıyorum. Burada da sıfırdan büyük olan yerleri tarıyorum. İkisinin ortak çözümü 2 ile 6 arası. 2, 6. Açık. Peki bu arada bulduğumuz şu 3 değeri var mı? Bu aralıkta. Var. Tamam. O zaman burada 2, 6 farklıdır 3 diyeceğiz.
O zaman 3'ü buradan söyleyemeyiz. 4, 5. Bize bunların toplamını soruyor. 4 ve 5 toplayalım. İşlemimizin sonucunu 9 olarak buluruz. Evet arkadaşlar. Örnek 26'yı da çözdük. Geldik logaritmanın onluk logaritma fonksiyonuna. Onluk logaritma fonksiyonu. Taban 10 olan logaritma fonksiyonu onluk logaritma fonksiyonu olarak adlandırırız. Logaritma 10 tabanda x, logaritma x. Yani tabanı söylenmez. Logaritma x olarak ifade ederiz. Evet, yazılmayan taban 10 demiştik. Hemen biz bunu üssü sayıya benzetelim. X eşittir 10 üzeri 3'ten 1000 olarak bu işlemin sonucunu bulmuş oluruz. Bir sonraki örneğimize geçelim. Örnek 28. Evet, tabanı 10'dur. Onluk logaritmadır. Yazılmamış. Hemen üssü sayıya benzetelim. X kare artı 19 eşittir. 10 kareden 100. X kare 81'dir. Buradan x 9 ve eksi 9 gelir. Pozitif dediği için 9. Buna gerek yok. Örnek 29. Yine iç içe logaritmalar verilmiş. Bu sefer tabanlı yazmalı logaritma var. Hemen ona ne diyeceğiz? 10, onluk logaritma olduğu için tabanı 10'dur. Evet, birinci logaritmadan kurtuluyoruz. 1 artı logaritma 2 tabanında x artı 3 eşittir. Evet, üssü sayıya benzettik. Logaritma 10 tabanda 1 demek. 10 üzeri 1'den 10 demek. 1 çıkarttığımızda logaritma 2 tabanında x artı 3 o da eşittir 9. Evet, bu logaritma üssü sayıya çevirelim. O zaman x artı 3 2 üzeri 9. Yani 512. 3 çıkardığımızda işlemimizin sonucu 509 olarak bulunur. Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Bunlar gayet kolay. Evet, yazılmayan taban 10 demiştik. 10 üzeri 1, 10. Logaritmayı üssü sayıya çevirdik. Logaritma x eşittir 10 geldi. Bir daha burada da taban 10 yazılmamış. O zaman x 10 üzeri 10. Denizli olarak buluruz. Fonksiyonun tersini bulalım dedi. Ters bulma işlemimiz eşittir y miydi? Şurada da 10 var. Onluk logaritma çünkü. 2x eksi 3 o da eşittir 10 üzeri y. X'i yalnız bırakırsak 3 artı 10 üzeri y bölü 2. X yerine y, y yerine x yazdığımızda evet fonksiyonun tersini bulmuş oluruz. 10 üzeri x artı 3 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Devam edelim. Örnek 32'ye gelelim. Fonksiyonun tersinde 1. Şimdi bunu iki yolu çözebiliriz. Fonksiyonun tersini alırız. X yerine 1 yazarız. Bu bildiğimiz yol. Bir de biz bunu pratik çözelim. Bir fonksiyon verilip tersinde bir işlem soruluyorsa, bir değer soruluyorsa, içinin dışına, dışını içine işleme. Yani bu işlemi direkt otomatikmen 1'e eşitleyebiliriz. Logaritma 3x artı 1. Şurasını düzeltelim. Artı 1 eşittir 2. Evet, hemen işlemimizi düzenleyelim. 3x artı 1 o da eşittir 10 üzeri 2'den 100. 3x 99 x 33. Eğer bu söylediğimiz anlaşılmıyorsa şöyle bir şey de yapabiliriz. Buna a deriz. Tanımla değer kümesini değiştirdik mi fonksiyonun tersini almış oluruz. Tersi varsa fonksiyonun tersinin tersi kendisine eşittir. Bunu da kullanabiliriz. Fa 1'dir. X gördüğümüz yere a yazar 1'e eşittiriz. Bunu da düşünebiliriz. İkinci bir alternatif olarak. Evet, geldik şimdi doğal logaritmaya. Tabanı e olan logaritma fonksiyonu doğal logaritma fonksiyonu denir ve ln x şeklinde yazılır. Logaritma e tabanında x'in diğer bir ifadesi ln x'tir. Logaritma e tabanında x yazılmaz. Nedir bu aynı zamanda ln x'tir. Buradaki e sayısı yaklaşık 2.7182 olan Euler sayısıdır. E sayısı bir irrasyonel sayıdır. Euler kendi ismini E olarak oraya koymuş. Evet, örnek 33.
Eşitliği sağlayan x'i bulalım. Elendeki taban neydi? E'ydi. Hemen bulabiliriz. X eşittir. Üssü sayıya çevirdiğimizde. X eşittir. E üzeri 3. Devam edelim. Hemen örnek 34'e gelelim. Evet, elin tabanı E'ydi. X artı 1. Üssü sayıya çeviriyoruz. E üzeri eksi 1. Yani 1 bölü E demek. Buradan X ne gelir? 1 bölü E eksi 1 belirledik. Örnek 35. Eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Evet, burada onluk logaritma var. Hemen üssü sayıya çevirelim. 1 artı ln x eşittir 10'sa buradan ln x'i 9 buluruz. Ln'in tabanı da e'ydi. O zaman x'i de ln'de logaritma üssü sayıya çevirdiğimizde e üzeri x'i e üzeri 9 olarak buluruz. Denizli olarak karşımıza çıkar. Evet, bir sonraki örneğe geçelim. Örnek 36. Evet, şimdi arkadaşlar yine aynı mantık. Önce logaritmayı üssü sayıya çevireceğiz. X artı ln 1 bölü e kare eşittir 3 üzeri 2. Ne oldu? 9 oldu. Değil mi? Şimdi burada şu ifadeyi bir belirleyelim. Önce şurayı belirleyelim. Buraya bir a diyelim. Yani x artı a 9 oldu. Şu a'yı bir bulalım. Ln 1 bölü e kareye a dedik. Şimdi bunun tabanı e'ydi. Hemen düzenleyelim. E üzeri a eşittir 1 bölü e kare. Şimdi 1 bölü e kare e üzeri eksi 2 demek. O zaman a'yı eksi 2 buluruz. Getir burada yerine yazalım. X eksi 2 eşittir 9'sa x'i buradan 11 olarak bulabiliriz. Gayet kolay arkadaşlar. Örnek 37. Fonksiyonun tersini istiyor. Şimdi ters fonksiyon bulma mantığı nedir? Buraya y diyorduk. Tabanı e olduğu için üssü sayıya çevireceğiz. E üzeri y eşittir 3x artı 1. X'i yalnız bırakalım. Eksi 1 artı pardon şurası. Eksi 1 artı e üzeri y. Her tarafı 3'e böldük mü şu gelir. Peki x yerine y yerine x yazdık mı? Eksi 1 artı e üzeri x bölü 3. İşte fonksiyonun tersini f üzeri eksi 1x bulmuş oluruz. E üzeri x şöyle karışmasın. E üzeri x eksi 1 bölüm 3 burs olarak bulunur. Evet, örnek 38. Yine fonksiyonun tersini soruyor. Eşittir y dediğimizde eşittir y dediğimizde evet, bir bu tarafa atıyoruz. E üzeri x eksi 3 eşittir y eksi 1 şeklinde ifadeyi bulduk. Evet, logaritmaya çevirelim. Logaritmaya çevirelim. Logaritma e tabanında y eksi 1 x eksi 3. Şimdi logaritma e tabanı ln demek. Ln y şöyle yazalım. Ln y eksi 1 x eksi 3. X yalnız bıraktığımızda 3 artı ln y eksi 1. Şimdi bundan sonraki işimiz kolay. X yerine y yerine x yazdık mı? Fonksiyonun tersini bulmuş oluruz. F üzeri eksi 1x ne olur o zaman? 3 artı ln x eksi 1 olarak bulunur. Evet arkadaşlar, örnek 39'a gelelim. Sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Diyor. Ln tabanı neydi?
Dışarıdaki elenin şu sayıya çevirdik. Elen x artı 1 eşittir. E üzeri 0 yani 1 demek. Peki bu eleni de üstü sayıya çevirelim. X artı 1 o da eşittir. E üzeri 1'den E, x buradan E eksi 1 olarak bulunur. Evet, örnek 40'a geldik. F bileşke G. Şimdi bileşke işlemini hatırlayalım. 10. sınıftan. E kare artı 2 bölü 2. Önce G'nin içerisinde bulduğumuz F'in içerisinde yazacağız. G fonksiyonunda G E kare artı 2 bölü 2'yi bulalım öncelikle. Neydi? Elen. X gördüğümüz yere 2 çarpı E kare artı 2 bölü 2. Eksi 2. Şu işlemi düzenledik mi? İkiler sadeleşti. Eksi 2 ile artı 2 de sıfırladı. İşlemimiz şuna döndü. Elen E kareye döndü. Tabanı E. G. E kare artı 2 bölü 2. Şöyle. Bu işlem 2 demektir. Bunun sonucuna x deriz. E kare E üzeri x, E üzeri 2 ise bu işlemin sonucu 2 gelir. Demek ki şurası 2 geldi. Şu içerisi arkadaşlar 2 geldi. Şimdi işlemimiz neye döndü? F2'ye döndü. F2'yi bulalım. F2. Logaritma fonksiyonunda x gördüğümüz yere 2 yazalım. 2 yazarsak 4 çarpı 2, 8, 1 daha 9. Ha, şimdi gençler bu da logaritma. Şöyle yapalım onu da. Bunun sonucuna a diyelim. Bu işlemin sonucunu belirleyelim. Üçü sayıya benzetelim. 3 üzeri a eşittir. 9, 9 demek. 3 üzeri 2 demek. A'yı buradan ne buluruz? 2 buluruz. Demek ki işlemimizin sonucu 2'ymiş. C. Evet arkadaşlar, bu adımın da sonuna geldik. Bir sonraki adımımızda tekrar görüşmek dileğiyle.